Dinleyicimiz dedi ki biz dedi işte nişanlandık, Haziran'da düğünümüz var. Maliki mezhebini taklit ediyorum. Dini nikah akdimiz nasıl olacak? Efendim Şafii mezhebinde de, Maliki mezhebinde de, Hanefi ve Hanbeli mezhebinde de olsa nikah akdi için belli şartlar var. Ama hepsinde aşağı yukarı aynı şartlar isteniyor. Yani bu aleni olacak, şahitler olacak, ondan sonra Allah-u Teala'nın ismi şerifi zikredilecek, Peygamber Efendimiz sünnet-i seniyesi denecek ve orada mehir zikredilecek. Dolayısıyla bunu her Müslümanın bilmesi gerekir. Biz bilmiyoruz. Bu nikah işte hoca tarafından mı icra edilir? Hayır. Türkiye'de kasıtlı olarak buna imam nikahı denmiştir. İmam nikahı değil. Hristiyanlar bunu kilisede papaz tarafından icra ettiriyorlar ama hiçbir Hristiyan ülkede buna papaz nikahı demiyorlar. Ve yine Yahudiler Havra'da bunu haham yapıyor ama hiçbir Yahudi de haham nikahı demiyor buna. Türkiye'de kasıtlı olarak imam nikahı diyorlar. İmam nikahı değil bu. İmam ölürse ne olacak? Olur mu öyle şey? Bu dini nikah hakkıdır. Evde aile kendisi de aynı şekilde bunu yapar. Çağırmasına gerek yok. Efendim duasını falan bilemiyoruz. Ha, o konuda zaman zaman isminden bahsettiğimiz Hakikat Kitabı'nın yayınlarından olan Tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabının nikah akdi şöyle yapılır diye bahsi var. Nikah bahsinde. Orada işte kağıda isimler yazılır. Karı koca, zevce, şahitler yazılır. Mehri yazılır. Ondan sonra nikah akt edecek kimse orada bildirildiği şekilde dualar da var. Ayet-i kerime hangi ayet-i kerime olduğu da bildirilmiş. Onları okur. Bunlardan önce de istiğfar duası okur. O istiğfar duası da tecdid-i iman duası olarak İslam ahlakının 447. sayfasında var. Onu da açar, o kitabı açar. Önce o istiğfar duasını okur. Ondan sonra da tam İlmihal Saadet-i Ebediye'de nikah hakkı şöyle yapılır bahsini açar. Orada duasını okuduktan sonra kıza veya kızın velisine, vekiline der ki Allah-u Teala'nın emri, Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam sünnet-i yeniyesi ve amelde mezhebimizin imamı İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin içtihadı ve hazır olan Müslümanların şehadetleri ile vekili bulunduğun falanın kızını, talibi bulunan falanın oğluna işte 3 altın veya 5 altın, reşat altın lirası, mehri müeccel ile helallah zevci olarak verdin mi? O da diyecek ki vekaletim hasebiyle bu mehirle verdim. Ondan sonra oğlan tarafına dönecek. Allah-u Teala'nın emri, Peygamber Efendimiz sünnet-i seniyyesi ve amel demezsemizin imamı İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin içtihadı ve hazır olan Müslümanların şehadetleriyle talibi bulunduğun falanın kızını şu kadar mehri müeccel ile ve aranızda malum olan mehri müeccel ile hanımlığa, zevceliğe aldın mı? O da diyecek ki bu mehirle aldım. Bu nikah hakkı tamam oldu. Sünnete uymak için ikişer defa daha sorar ve ondan sonra tam İlmihal Saadet-i Ebediye'nin nikah şöyle kıyılır, bunlar bildirdikten sonra altında duası da yazılı. Açarsın elini, o duayı da okursun, bitti. Bu kadar. Yani herkes bunu yapabilir mi? Evet, herkes yapabilir. Ve Maliki mezhebini taklit ettiği halde Hanefi mezhebindeki bir Müslüman nikah hakkı böyle mi olur? Evet.